kıymetli hocamızın anlatmış olduğu güzel nadide sözlerin üzerine fazla söz yapmak istemiyorum. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın adına yazılmış olan bu mevlidi şerif aşkı Resulullah'ı tatmin etmek için ve hatta Süleyman Çelebi mübarek bir cuma hutbesinde Hoca Efendi'nin Peygamberlerin hepsi birdir. Birbirinden üstün yanı yoktur ifadesini kullanınca elini kaldırıyor. Diyor ki hocam orada bir durun. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam hepsinden üstündür. O laulaka laulaka lima halaktu sahibidir. O olmasaydı bu alemi kainat, bu ins ve cin ve peygamberler de olmazdı. Allah onun nurundan yarattı her şeyi ifadesini kullanınca oradaki hatip nefsani cevap vererekten işaretle Süleyman Çelebi Hazretlerini dışarıya attırdığında mübarek bir gecede Mevlidi Şerifi yazaraktan bugünümüze taşımış. Bu bir aşkı Resulullah'tır. Bu bir muhabbeti Resulullah'tır. Zaten Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam dünyaya teşrif etmeleriyle Üç diyor büyük hadise vuku bulan büyük hadise felahla karşılanmıştır. Bunlardan bir tanesi kadınların sefaletten kurtulması. Kız çocukların hocamızın da beyan ettiği gibi diri diri topraklara gömülmekten kurtulması. İkincisi ise diyor hayvanata yapılan zulümleri işte bastırılan kızgın damgaları ve hatta bir gün Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam diyor bir merkebin üzerinde bir damga gördü. Yanık bir baskılı damga. Bunu sordu kim bunu yaptı diye. Allah'ın Resulüne yapanları söyleyince Resulullah buyurdu ki Allahu Teala bir daha hayvanata eziyet edeni lanet etsin dedi. Ve o günden sonra da artık hayvanata da eziyet edilmemiş oldu. Üçüncü ise de Cebrail aleyhisselama buyurdu ki ya Cebrail benim gelmemle sen bir şey gördün mü deyince buyurdu ki ya Resulallah Allahu Teala 70 bin Cebrail yaratmıştı karşısına dikerekten onlara sordu siz kimsiniz ben kimim onların her birisi sen sensin biz de biziz deyince Allah onları halak etmişti Bir daha 70 bin diyor Cebrail halk edip ona da sorduğunda yine aynı cevabı onlarda verince onları da halk edince tek beni yaratmıştı ve diyor bana da sorduğunda ben de tam sen sensin ben de benim diyeceğim esnada bir kaze içerisinde bir nur geldi ve bu nur bana sesleniyordu ya Cebrail ya Cebrail ben ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed'in aziz dostu Ebu Bekir Sıddık'ın onun ruhuyum de ki sen beni yarattığın bir varlığım sen de benim mabudumsun de. Ya Muhammed ben bunu deyince Allah beni bağışladı. Ve de sana olan aşkımdan Allah bana seninle Allah arasındaki bu Kur'an hizmetini verdi. Ve ben Kur'an-ı Kerim'de baktım ki senin ismin emin olarak geçiyordu. Ben de emin bir peygambere hizmet ettiğim için artık kurtuluşa erdiğimi ve de artık emin olaraktan hareket ettiğimi söyledi Allah razı olsun. Teşekkür ederim Demek hocam. Hocamızın anlatmış olduğu güzel nadide sözlerin üzerine fazla söz yapmak istemiyorum. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselamın adına yazılmış olan bu mevlidi şerif aşkı Resulullah'ı tatmin etmek için ve hatta Süleyman Çelebi mübarek bir cuma hutbesinde Hoca Efendi'nin peygamberlerin hepsi birdir. Birbirinden üstün yanı yoktur ifadesini kullanınca elini kaldırıyor. Diyor ki hocam orada bir durun. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hepsinden üstündür. O laulaka laulaka lima halaktu laflak sahibidir. O olmasaydı bu alemi kainat, bu ins ve cin ve peygamberler de olmazdı. Allah onun nurundan yarattı her şeyi. İfadesini kullanınca oradaki hatip nefsani cevap vererekten işaretle Süleyman Şelebi Hazretlerini dışarıya attırdığında mübarek bir gecede Mevlidi Şerifi yazaraktan bugünümüze taşımış. Bu bir aşkı Resulullah'tır. Bu bir muhabbeti Resulullah'tır. Zaten Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam dünyaya teşrif etmeleriyle üç diyor büyük hadise vuku bulan büyük hadise felahla karşılanmıştır. Bunlardan bir tanesi kadınların sefaletten kurtulması. Kız çocukların hocamızın da beyan ettiği gibi diri diri topraklara gömülmekten kurtulması. İkincisi ise diyor hayvanata yapılan zulümleri işte bastırılan kızgın damgaları ve hatta bir gün Allah'ın Rasulü Aleyhisselatü Vesselam diyor bir merkebin üzerinde bir damga gördü yanık bir baskılı damga bunu sordu kim bunu yaptı diye Allah'ın Resulüne yapanları söyleyince Resulullah buyurdu ki Allahu Teala bir daha hayvanata eziyet edeni lanet etsin dedi. Ve o günden sonra da artık hayvanata da eziyet edilmemiş oldu. Üçüncü ise de Cebrail aleyhisselama buyurdu ki Ya Cebrail benim gelmemle sen bir şey gördün mü deyince buyurdu ki Ya Resulallah Allahu Teala 70 bin Cebrail yaratmıştı. Karşısına dikerekten onlara sordu. Siz kimsiniz? Ben kimim? Onların her birisi sen sensin biz de biziz deyince Allah onları halak etmişti. Bir daha yetmiş bin diyor Cebrail halk edip ona da sorduğunda yine aynı cevabı onlarda da verince onları da halk edince tek beni yaratmıştı. Ve diyor bana da sorduğunda ben de tam sen sensin ben de benim diyeceğim esnada bir kaze içerisinde bir nur geldi. Ve bu nur bana sesleniyordu. Ya Cebrail, ya Cebrail ben ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed'in aziz dostu Ebu Bekir Sıddık'ım. Onun ruhuyum. De ki sen beni yarattığın bir varlığım, sen de benim mabudumsun de. Ya Muhammed ben bunu deyince Allah beni bağışladı ve de sana olan aşkımdan Allah bana seninle Allah arasındaki bu Kur'an hizmetini verdi. Ve ben Kur'an-ı Kerim'de baktım ki senin ismin emin olarak geçiyordu. Ben de emin bir peygambere hizmet ettiğim için artık kurtuluşa erdiğimi ve de artık emin olaraktan hareket ettiğimi söyledi Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam.